H2B vizesi almak için vasıfsız işler, fast food, housekeeping tarzı işler geçerli midir? Bize H2B vizesi sağlayacak şirketin belirli bir statüde mi olması gerekir diye bu takipçimiz bize soruyor. H2B vizeleri zaten geçici işler için veriliyor. Yani Amerika'daki şirketlerin geçici işçi gücünü ya da geçici işçi ihtiyacını karşılamak için bunlara fırsat veren bir başvuru türü aslında. Biraz komplike başvuru türü, yapılması gerekenler biraz maalesef Labor Department'la ilgili çalışmaları da gerektiriyor. Fakat gün sonunda bir şirketin ya da bir iş yerinin geçici işçi ihtiyacını karşılayacak işler için verilen bir vize türü oluyor. Ve bunların içinde bahsettiğiniz vasıfsız işlerde yer alabiliyor. İşte fast food yerinde çalışma gibi, housekeeping gibi, garsonluk gibi hani böyle çok belli tecrübeyle yapılabilecek işler de H2B bünyesine girebiliyor. Fakat şirketi sormuşsunuz, şirketin belli bir süre olması gerekir mi diye sormuşsunuz. Buradaki önemli olan nokta aslında şu, iş türünün ve şirketin örnek veriyorum sezonluk işçi ihtiyacı var ise en ideal H2B bir şirketi onlar oluyor. Farz edelim bunlar resortlar olabiliyor, oteller olabiliyor ya da işte inşaat firması olabiliyor. Geçici anlamda bir projeyi bir araya getiren işte bizim şu çalışanlara ihtiyacımız var demiş oluyorlar. Proje süresini belirlemiş oluyorlar. Dolayısıyla o tip işlerin ya da sektörlerin bu anlamda geçici işçi ihtiyacına imkan veren vize türü oluyor. Yani şu şekilde olmuyor. Farz edelim bir yerde ufak bir işte restoran var. Biz H2B ile oraya götürebilir miyiz? Çok kolay olmayacak o. Ama farz edelim bir resort var, bir otel var ve onlar dönemli iş yaptıklarını göstermeleri gerekebilir. Belki 2 sezon çok iş yapıyor olabilirler ya da yılın 3 sezon iş yapıyor olabilirler ya da sadece yazın yapıyor olabilirler. Dolayısıyla bu noktada geçici işçi ihtiyacı olduklarını gösterebiliyorlar ve dolayısıyla onları daha çok bu noktada H2B'ye sponsor olma imkanları doğuyor deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.